Sen nesin abi? Güllaççı başı mı? Anneminkinden iyi olmuş bu arada ama anneme söylemeyin. Selam, hoş geldiniz. Bugün günlerden güllaç. Kanaldaki ilk güllaç tarifi olduğu için klasik güllaç yapacağım. Bildiğiniz işte sütlü güllaç tatlısı yapacağım. Ama ilerleyen zamanlarda güllaçla yapılabilecek orijinal değişik tariflere de yer vermeye çalışırım. Çünkü aslında baktığınızda bir sürü tarif geliştirilebilir. Üzerine kafa yormam lazım. Başlamadan evvel şunu söyleyebilirim. Benim kişisel tercihim gül suyu eklemek. Çünkü ben gül suyu çok seviyorum. Gül suyu olan tatlıları da çok seviyorum. Ama bugün ben de koymayacağım. Çünkü sevmeyen hakikaten yiyemiyor. Rahatsız oluyor o tattan. Ve bugün ikram edeceğim insanlar gül suyunu tercih etmedi. Ama siz koymak istiyorsanız diye hangi gül suyundan ne kadar miktarda koymanız gerektiğini tarifte söyleyeceğim ve hangi aşamada koymanız gerektiğini. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra hızlıca tarife geçebiliriz. Şöyle küçük paketler buldum. Bunları ıslatması daha kolay oluyor. Tanesi 100 gram. Şimdi bir küçük tencere aldım. 1 litre sütüm var. 5 su bardağı. Ve 1 su bardağı şekerimi ekleyeceğim. 200 gram civarı geliyor. Ben çok çok tatlı sevmiyorum açıkçası böyle şerbet gibi. O yüzden hani bu miktarda süte bir de krema ekleyeceğiz. Bu şeker ideal bence. Güllaç yaparken sütü kaynar kullanmıyoruz. Sıcakla ılık arasında olacak. Ocağımın altını yaktım. Önden bir karıştırıyorum. Şeker erisin. Sonra kenarlardan çok hafif fokurdadığı zaman ocaktan alacağım. Şimdi ilk kenarlardan köpürdü bayağı sıcak yani. Şu an zaten neredeyse kaynar. Ocağın altını kapadım. Bir paket krema ekliyorum. Bir su bardağı, 200 mililitre. Şimdi bu zaten birazcık sütümüzün derecesini düşürdü. Sütü ılıttıktan sonra içine bir çay kaşığı kadar gül suyu ekleyebilirsiniz. Yalnız kullandığınız gül suyunun %100 doğal gül suyu olduğundan emin olun. Yenilebilir olsun yani. Şöyle iki tane borcam aldım. Biri gülaşları ıslatmak için, bu küçük olan. Buraya da dizeceğim. Ben böyle yaprak yaprak dizmeyeceğim de sarma gibi yapacağım. Niye sarma gibi yapıyorum? Tabağı alırken yani servis ederken içinden cevizler dökülmesin diye. Siz istiyorsanız yaprak yaprak dizin. Öyle daha kolay olur diyorsanız. Bakın böyle yaprak. Yani yuvarlak değil. Ben ceviz kullanacağım. 150 gram ceviz var. İster elinizle ufaltın. Fark etmez. Şöyle bardak arkasıyla ufaltıyorum. Bu sütü de buraya alalım. Şöyle borcama 3-4 kepçe kadar süt ekledim. Güllaçları yerleştireceğim borcamın tabanına da böyle bir kepçe kadar ekledim. Buradaki sütün bittikçe buradan ekleme yapacağım. Sütü hangi sıcaklıkta kullanacağız? Parmağınızı soktuğunuz zaman böyle bir 5'e kadar sayabiliyor olmanız lazım. Ama sonra yanıyor olmanız lazım. Evet, şimdiki. Hop. Şöyle tabana çift kat güllaç geçiyorum. Geri kalanları olabildiğince sara sara gideceğim. O yüzden güllaçları iyice yumuşatıyorum. Şöyle biraz ceviz koydum. Böyle bohça gibi kapatıyorum yani. Zeytinyağlı sarma gibi özendiğimiz bir şey değil. Böyle yerleştirdim. En üstü için yaprak ayırın biraz yine. Şimdi bu borcamda kalan bütün sütümü döküyorum ama bu sütün hepsi değil. Tencerede bir su bardağına yakın sütümüz kaldı. Şöyle tencerede kalan sütümü bir cezveye aktardım. Yaklaşık bir su bardağı kadarını. Geri kalanını yine döktüm. Her yeri çeksin. Servis ederken üzerine hafif soğuk süt dökmek bence daha güzel oluyor. Çünkü bunun sütü birazcık nişastalanıyor ama burada hiç nişastasız bir sütümüz var. O birazcık sizin zevkinize bağlı. Yani böyle sütlü sütlü güllaç seviyorsanız bir bardağını ayırın. Yoksa hepsini dökün. Bu zaten artık çok sıcak değil. O yüzden streçliyorum. Ve buzdolabına atacağım. Yani bayağı buz gibi soğuk güzel oluyor. O yüzden iyice soğusun. Dilimleyip tadına bakarız.
Şimdi çekim için bir dilim çıkaracağız. O yüzden bir tane çilek. Bütün tepsiye koymuyorum. Çilekler yumuşamasın diye. Dibini kesmiyorum ama. Şöyle tam dibine gelmeden çileğimi ince ince dilimledim. Şöyle de açtık. Böyle koyacağım üzerine. Şöyle ayırdığım sütten birazcık döküyorum. Birazcık ceviz ve de çileğimiz. Güllaçımız hazır. Çok çok güzel. Çok dengeli. Benim ağız tadıma göre yediğim en iyi güllaç bu. Şekeri çok yerinde. O beklemiş güllaçın hafif nişasta baskın tadını sonradan eklediğimiz süt bastırmış. Mis gibi süt kokuyor. Krema çok kritik bence. Daha dolgun bir tat vermiş. Onun dışında şekli, o su bu su tamamen kendi zevkinize göre istiyorsanız yaprak yaprak dizin. Çok daha kısa sürede halledin. Benim yaptığım gibi yaptığınız zaman işte dilimlerken içine koyduğumuz kuru yemişler oradan buradan akmıyor. Ama yerken gerçekten hiçbir farkı yok. O yüzden nasıl yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama lütfen deneyin, çok beğeneceksiniz. Sorularınız olsa lütfen aşağı yazın. Kanalı desteklemek için kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Onun dışında bugünlük benden bu kadar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki tarife kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Çok sevdiğim tatlılardan biri. Çok sevdiğim şeyleri çok iyi yapıyorum. Ya da çok iyi yaptığım için çok seviyorum. Ya da bir tek ben seviyorum kendi yaptığımı. Kim bilebilir?